Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Haftanın Pokemon'u köşesinde 37. haftaya geldik. Sizlerle birlikte tam 37 haftadır haftanın Pokemon'unu sunuyoruz. Bu hafta da yine haftanın Pokemon'u sizlerin oylarıyla belirlendi arkadaşlar. Haftanın Pokemon'unu sunmadan önce tabii ki ne yapıyoruz? Gelecek haftanın oylamasını sizlere sunuyorum arkadaşlar. İşte gelecek haftanın adayları. Gelecek hafta Eevee'nin evrimlerine bakıyoruz arkadaşlar. Birbirinden güzel Eevee evrimlerinden Espeon, Umbreon ve Sylveon gelecek haftanın adayları oluyor arkadaşlar. Eevee'nin pisişik türdeki evrimi Espeon mu? Karanlık türdeki evrimi Umbreon mu yoksa peri türündeki evrimi Sylveon mu? Sağ üst köşede anket kısmında oyunuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım gelecek hafta bu 3 Eevee evriminden hangisi haftanın Pokemon olacak? Ve gelelim bu haftaya arkadaşlar. Bu hafta da yine sizlerin oylarıyla haftanın Pokemon'u seçildi. Geçtiğimiz hafta sizlere birbirinden ilginç Pokemon'lar sunmuştum haftanın Pokemon'unu oylamanız için. Siz de oylarınızla katıldınız ve haftanın Pokemon'u arkadaşlar aldığı %63 oyla Porygon Z oluyor. Pokemon dünyasının ilginç Pokemonlarından olan Porygon Z haftanın Pokemon'u seçiliyor arkadaşlar. Porygon Z'ye baktığımızda görünüş olarak gerçekten çok ilginç bir Pokemon. Zaten Porygon Z'nin neresinden tutsanız, neresinden bakarsanız bakın ilginçlik akıyor, onu da söyleyelim. Porygon Z'nin arkadaşlar bilgilerine baktığımızda kendisinin bir bilgisayar programı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Virtual Pokemon olarak geçiyor, sanal Pokemon olarak geçiyor kendisi. Aslında evrim tablosuna bir göz atarsak oradan yola çıkarak daha iyi anlatabilirim. Evrim tablosuna baktığımızda arkadaşlar ilk nesildeki Porygon, ikinci nesildeki Porygon 2'ye dönüşmüş arkadaşlar. Bunun için trade ve upgrade item'ı gerekiyormuş. Yani bildiğimiz upgrade yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar dördüncü nesilde Porygon Z ortaya çıktı. Bunun için de yine trade lazım ve Dubious Disk isminde bir item'a ihtiyacımız var. Şimdi evrim zincirine baktığımızda arkadaşlar ilk olarak Porygon'u görüyoruz. Porygon bir bilgisayar programı. 20 yıl önce keşfedilmiş bir bilgisayar programı arkadaşlar. Üstün teknolojiyle oluşturulmuş. Daha sonra tabi teknolojinin gelişmesiyle birlikte arkadaşlar Porygon üzerinde değişiklikler yaparak arkadaşlar upgrade yaparak Porygon 2 ortaya çıkarmışlar. İşte burada şöyle bir bilgi var. İşte köşeli kenardan yuvarlak kenarın işte keşfedilmesinden sonra oluşturulmuş gibi bir bilgi var. Daha sonra ise arkadaşlar yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte 3 boyutlu görseller ortaya çıktı biliyorsunuz bilgisayar dünyasında ve 3 boyutun ortaya çıkmasından sonra Porygon Z oluşturulmuş. Buradaki Z harfi arkadaşlar aslında son anlamına da gelebilir. Çünkü evrimin son basamağı. Ama aslında Z harfi burada arkadaşlar Z Dimension yani 3. boyutu temsil ediyor. Porygon'un türü arkadaşlar normal. Normal türde bir Pokemon arkadaşlar çarpı 2 hasar aldığı sadece savaş türü var. Bunu biliyoruz. Normal türün üstün geldiği herhangi bir tür yok. Onu da söyleyelim. Yani çarpı 2 vurabildiği bir tür yok. Sadece savaş türünden çarpı 2 hasar alıyor. Stat değerlerine baktığımızda ise arkadaşlar Porygon'un stat değerlerinin gerçekten çok iyi durumda olduğunu görüyoruz. Yani special atak yönünden çok iyi bir Pokemon olduğunu, hız yönünden de fena değil, orta şeker bir Pokemon olduğunu görüyoruz. Diğer stat değerleri de çok düşük sayılmaz. Bu Pokemon ne yönde kasacağımız zaten ortada arkadaşlar. Special atak ve hız yönünde kasacağımız ortada. Aslında bu Pokemon'un atak değerinin 80 olması bence gereksiz. Bunun yerine defansa ya da special defansa bir etkisi olsaymış daha iyi olurmuş. Porygon'un yeteneklerine baktığımızda arkadaşlar yine kendisi gibi ilginç yeteneklere sahip bir Pokemon görüyoruz. İlk yeteneği Adaptability isminde bir yetenek arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Biliyorsunuz Pokemon'larda step saldırı denilen bir saldırı çeşidi var. Yani kendi türünden bir saldırıyı Pokemon yaptığında 1.5 kat hasar veriyor karşı rakip Pokemon'a. Eğer Adaptability yeteneğine sahipseniz bu 1.5 katlık etki 2 kata çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel. İkinci yeteneğimiz Download. Download da ilginç yeteneklerden biri arkadaşlar. Bu da karşı rakibe bakıyor. Rakibin stat değerlerine göre kendi stat değerini arttırıyor. İşte rakibin stat değerinde atağı special ataktan yüksekse Porygon Z'nin de atağını arttırıyor. Ya da tam tersi special atağı rakibin yüksekse special atağını arttırıyor. Bu şekilde bir ability. Gizli yetenek ise arkadaşlar Analytic isminde bir yetenek. Analytic'te de arkadaşlar savaş alanında son saldırıyı siz yapıyorsanız yani rakipten sonra saldırıyorsanız atak değeriniz %30 artıyor. Saldırının etkisi %30 artıyor. Bunu da söyleyelim. Bu yeteneklerden hangisini kullanacağız bunu da ileride söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik yetenek bilgilerinden bu kadar diyoruz. Porygon Z'nin savaşlarda nasıl kullanıldığına geçmeden önce tabii ki
anime bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Burada aslında çok ilginç şeylerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Hazır haftanın Pokemon'u Porygon Z olmuşken bu konudan da bahsetmek istiyorum. Porygon Z arkadaşlar animede hiçbir şekilde görünmemiş bir Pokemon. Bunun nedeni nedir diye sorarsanız şöyle açıklayabilirim. Arkadaşlar ilk Porygon'un biliyorsunuz yani evrimleşmemiş hali Porygon'un sabıkası var. Biliyorsunuz 700'e yakın çocuğun epileptik kriz geçirmesine neden olmuştu. İşte ünlü yasaklanan bir bölüm var biliyorsunuz Porygon'la ilgili. Bundan sonra arkadaşlar Porygon 2 ve Porygon Z'nin de hiçbir şekilde animede görünmemesini sağladılar. Yani sanki bir ambargo koydular, bir lanetlediler gibi geldi bana. O yüzden animede biz arkadaşlar Porygon Z'yi göremedik. İlginç bir şekilde göremedik. Yani artık yapımcılar ne kadar korktuysa Porygon'la ilgili herhangi bir şeyi hatırlatmak bile istememişler. Ama bunun üzerine Porygon'a hala evrim yapmaları da ilginç olmuş. Bu nedenle Porygon Z'nin anime bilgilerinden bahsedemiyoruz arkadaşlar. Porygon Z savaşlarda nasıl kullanılacak hemen buna bakalım. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar stat değerlerine baktığımızda Special Attack'ı hız yönünde geliştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Timid Nature buna uygun arkadaşlar hız yönünde gelişim sağlayacaktır. EV dağılım olarak 252 Special Attack, 252 Hız, 4 HP şeklinde bir dağılım yeterlidir. Ability'miz Adaptability olursa daha iyi arkadaşlar. Step saldırılarımızın etkisini çarpı 2'ye çıkarıyor. Gayet güzel bence. Item olarak arkadaşlar Normalium Z veriyoruz. Bunun da nedenini saldırılarda açıklayacağım size. Hemen saldırılara bakalım. Porygon Z'ye ilk vermiş olduğumuz saldırı Shadow Ball arkadaşlar. Bu Shadow Ball'un neden ilk sırada yazıldığını ve neden verildiğini de biraz sonra açıklayacağım. İkinci sırada Signal Beam arkadaşlar. Böcek türünde bir saldırı ve karanlık türdeki, psişik türdeki Pokemon'lara karşı etkili olabiliriz. Nest Splot zaten Special Attack değerimizi 2 kademe birden arttırıyor. Gerçekten yani saldırı gücümüzü çok çok iyi bir seviyeye çıkarabilir. Son olarak arkadaşlar Porygon Z'ye özel Conversion isminde bir saldırı var. Aslında bu saldırı Porygon ailesine özel. Bu saldırıyı Z-Moves olarak kullanacağız arkadaşlar. Conversion normalde şu işe yarıyor. Pokemon'un saldırı listesindeki ilk saldırıya bakıyor ve o saldırının türü Pokemon'un türü oluyor. Yani burada arkadaşlar conversion yaptığınız zaman Porygon Z'nin türü hayalet türü olacak. Shadow Ball'dan dolayı. Hayalet türüne geçtiğimizde de savaş türündeki Pokemon'ların saldırılarına kendimizi korumuş olacağız arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel. Ama aynı zamanda Z-Moves olarak conversion'ı yaparsanız arkadaşlar Porygon Z'nin bütün stat değerleri bir kademe artıyor. Gerçekten Z-Conversion çok kullanışlı ve çok güzel bir saldırı olmuş. Yani siz ilk turda Z-Moves yaparak conversion yaparak hem stat değerlerinizin hepsini bir kademe arttırıyorsunuz hem de türünüzü hayalet yapıyorsunuz arkadaşlar. Bence gerçekten kullanışlı diye düşünüyorum ben. Evet, savaşlarda Porygon Z'nin de bu şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii değişik türdeki kombinasyonlar da olabilir. Bunları siz arkadaşlar yorumlar kısmında sunabilirsiniz tabii ki. Ve gelelim haftanın kartı köşesine arkadaşlar. Porygon Z ile ilgili yine ilginç kartlar yapılmış bugüne kadar ama pek öyle dişe dokunur bir kartı da yok açıkçası arkadaşlar. Yine eskilere gideceğim ve eskilerden bir kartı size haftanın kartı olarak sunacağım. Porygon Z'ye ait Level X kartı yani Majestic Dawn serisine ait Diamond Pearl'deki Majestic Dawn setine ait bir kart olacak bu arkadaşlar. Çok ilginç bir kart. Saldırısı yok. 2 tane Poke Power var sadece. Yani Porygon Z'nin dediğim gibi her yerinden gariplik akıyor. Şimdi bu karta ilk baktığımız zaman arkadaşlar Porygon Z Level X'in 130 HP'lik olduğunu görüyoruz. O döneme göre gayet güzel bir HP değeri bence. Türü normal. Yani kart dilinde konuşursak renksiz. Level Up kartı olduğu için arkadaşlar Level X kartı olduğu için Porygon Z kartının üzerine koyarak ancak çalıştırabiliyorsunuz bu kartı. Onu da söyleyelim. Tasarımına baktığımızda gerçekten güzel 3 boyuta yakın böyle 3 boyutlu bir görünüm kazandırmışlar Porygon Z'ye. Güzel duruyor. Arkadaki hologram da renkli hologram da gerçekten güzel. Saldırılara baktığımızda ki saldırı diyemeyiz. 2 tane Poke Power yani 2 tane ability'miz var. Bunlardan ilki Mod Crush arkadaşlar. Mod Crush ne işe yarıyor? Siz bu kartı Porygon Z kartının üzerine koyduğunuz anda arkadaşlar rakibin tüm Special Enerji kartları devre dışı kalıyor. Yani rakibiniz bir Special Enerji kartı kullandıysa sizin sadece Porygon Z Level X kartını aktif hale getirmeniz o kartları devre dışı bırakıyor. İkinci Poke Power'ımız ise Decode isminde bir Poke Power. Bu da ne işe yarıyor arkadaşlar? Destenizi karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hoşunuza giden iki tane kartı destenin istediğiniz bölümüne koyabiliyorsunuz ki bu en üstte olur genelde. Koyabiliyorsunuz. Daha sonra desteği karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde de bir sonraki elde gelecek kartı biliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı. Şimdi diyeceksiniz bu kartın hiçbir rakibe zararı yok, vuruş gücü yok, nasıl olacak diye.
Bu kart arkadaşlar tamamen support, destek olarak kullanmamızı istemişler. Yani gördüğünüz üzere desteğimizden kart çekme gibi, rakibin special enerjilerini def etme gibi böyle şeylerde kullanarak rakibin dengesini bozabiliriz ve elimizdeki diğer Pokemon'ları oluşturabiliriz bu kart aktif durumda kaldığı sürece. Weakness'a baktığımızda arkadaşlar savaş türüne karşı tabii ki zayıflığımız var. Çarpı 2 hasar alıyoruz. Resistance yani direncimiz yok. Geri çekme bedelimiz ise 2 kart şeklinde oluşturulmuş. Holo Rare olan Porygon Z Level X kartı da bu şekilde arkadaşlar haftanın kartında sizlere sundum. 37. haftanın Pokemon olan Porygon Z hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Dilerseniz gelecek haftanın oylamasını sizlere hatırlatarak videomuzu sonlandıralım. Gelecek hafta Eevee'nin evrimlerine bakıyoruz arkadaşlar. Eevee'nin psişik evrimi Espeon mu? Karanlık evrimi Umbreon mu yoksa peri evrimi Sylveon mu? Oylamayı sağ üst köşede siz yapıyorsunuz. Gelecek hafta pazartesi gününe kadar haftanın Pokemon'unu seçiyoruz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Haftanın Pokemon'u köşesinde videolarımızın devamı tabii ki gelecek. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.